Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 3. faz 1000 TL yardım başvuruları başlamıştı. Peki bu 3. faz 1000 TL yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır arkadaşlar? Bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Lütfen videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında hane başına 1050 lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programı için başvuruların e-devlet üzerinden almaya başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı hane başına 1050 lira desteği içeren 3 faz sosyal destek programına kamu işçileri, memurlar, emekliler, işkurun kısa çalışma ödeneği ile işsizlik ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışında tüm vatandaşlar e-devlet üzerinden başvurabilecek sevgili izleyiciler. Online olarak e-devletten başvuruları tamamlayan vatandaşlar da sonuçlar ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki sosyal yardım parası başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? Aynı hanede tek başvuru. Yeni tip koronavirüs COVID-19 mücadele çerçevesinde yürütülen sosyal destek programının 3. fazında 1050 lira maddi destek verilecek. Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birçok başvuru yapılması durumunda bu tek başvuru olarak kabul edilecek sevgili izleyiciler. Kimler yararlanacak? Bakanlık e-devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi destek ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteği daha önce dağıtımı yapılan ilk 2 fazda sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan bakanlık 3. fazda kapsamı genişletti sevgili izleyiciler. Buna göre pandemi sosyal destek programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 lira nakdi destekten yararlanmamış olan faz 3'e başvuru da yapabilecek arkadaşlar. Ayrıca 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun 4A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4C maddesi kapsamındaki memurlar, sosyal güvenlik kurumundan gelir ve aylık alanlar yani emekliler ile işkurun kısa çalışma ödeneği ile işsizlik ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır arkadaşlar. Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvuru yapabilecek arkadaşlar. Nasıl başvuru yapılabilir? E-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların TC kimlik numarası dikkate alınacak. Bu kapsamda TC kimlik numarası son hanesi 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe, 8 olanlar cuma günü başvuruda bulunabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular TC kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek. Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor arkadaşlar. Ancak E-Devlet üzerinden açılan pandemi sosyal destek ön başvuru bölümünde başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık gelir, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedeliyle banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor. Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Bakanlık ön başvurularla ilişkin incelemeler sonucunda desteğe ihtiyaç olduğu belirlenen hanelere ödemeleri ivedi bir şekilde yapacak arkadaşlar. Vatandaşlar başvuru süreçlerini e-devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Konuya dair ayrıntılar ve tarih belli oldukça haberlerimizde yer vereceğiz sevgili izleyiciler. Bizleri izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelişmeler oldukça sizlere aktaracağım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Teşekkürler, iyi günler, sağ olun.